Elhamdülillah, o kadar kutlu bir dönemdeyiz ki yani Elhamdülillah, gerçekten Allah'a sağlıyorum. şükürler olsun. Allah can veriyor, nefes veriyor. Böyle bir dönemde yaratıyor. Bir de şuur veriyor, iman veriyor. Hafızamızı her yeni kalktığımız sabahta yeniden tazeliyor. Evet. Her gün kalktığımızda imanımızı hatırlayarak kalkıyoruz. Kardeşlerimizi tanıyarak kalkıyoruz. Hocamızı tanıyarak kalkıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Allah'a ve kitabına, Kur'an'ına iman ederek kalkıyoruz ve her yeni günde Allah yeniden can veriyor. 1-24 saat boyunca imanımızı pekiştirmeye çalışıyoruz. Yatıyoruz, Allah canımızı alıyor. Yeniden sabahleyin kalkma umuduyla Allah'a dua ederek, niyet ederek yatıyoruz. Çünkü Allah herkesin canını uykusunda alır, sabah yeniden verir. Yani her yeni gün yeniden canımız veriliyor. Ayetlerinde Allah bildirir. Allah'a şükürler olsun, Allah her yeni sabahta yeniden can veriyor. Sağlık veriyor, sıhhat veriyor. Mesela bu kalbinde nefret olan, öfke olan kişilere bakıyorum. Gerçekten onlara da acıyorum. Tabii. Onlar da çünkü kendi gördükleri sistemlere tabi olmuşlar. İnsanlar bize ne der diye hep düşünmüşler. Onlara tabi olarak yaşamışlar. Halbuki çok kolaydır Allah'a teslim olmak. Allah bizim için razı mı bizden? Allah bizim için ne der diye düşünerek yaşamak. İnsanların ne dediğini değil, sadece Allah'ın ne diyeceğini düşünerek yaşamak çok kolaydır. Ve insana asıl huzuru, asıl mutluluğu, asıl rahatı o verir. Allah korkusu, Allah sevgisi insanın asıl kalbini açan, dimağını açan, aklını açan odur. Aksinde kavrukluk olur. Zaten bütün gün asık suratla, mutsuz şekilde yaşamalarının sebebi de o oluyor. Hep etrafındakileri hesap etmek, Allah'ın gücünü hesap edememelerinden. Halbuki bakın diyorum, her sabah Allah yeniden can veriyor. O 24 saat bile yaşayacağımız garanti değil. Her saniye ölüm gelebilir. Ben daha konuşurken Allah canımı burada alabilir. Haberim bile olmaz. Buradaki insanlar benim konuştuğumu zannederler. Bir bakarlar daha sonradan canım alınmış. Allah o şekilde gösterebilir. Allah şu anda da kendisini anma imkanı veriyor. Ve bütün müminlere yeniden yeniden fırsat veriyor. Ta ki ölüm o insanın gelip de canını alıncaya kadar, ölüm vesile oluncaya kadar. Ve işte Allah her insana Rahman ve Rahim sıfatıyla son ana kadar imkan veriyor. Onun için Maşallah. canları sırtlarından vurularak çıkarılanlardan olmamak için her insanın Allah'a daha yaşıyorken, nefes alıyorken teslim olması gerekir. Çünkü o saniyenin ne zaman geleceği belli değil. Şimdi bunu dinlerken kendilerinin çok geç olduğunu, daha önlerinde yaşayacakları çok büyük işte olaylar olduğunu, atılımı yapacakları çok büyük işler olduğunu, iş projeleri olduğunu falan zannedenler olabilir. Halbuki hiç kimse için ölüm garanti değildir. Herkes için ölüm her saniye gelebilir. Yeni doğmuş kundakta bir bebek de olsa, 20 yaşında da olsa, 30 yaşında da olsa, 80-90 yaşında da olsa herkes için eşittir. Kimse için belirli değildir. Herkesin kader süresi Allah'ın katında bellidir. Biz onu karşılaştığımızda göreceğiz. Allah bize karşılaştığımızda gösterecek. Ama o karşılaşma anı gelmeden önce, yani pişman olmadan önce, hocamızın çok güzel bir kitabı vardı pişman olmadan önce Evet. diye. Pişman olmadan önce herkesin Allah'a dönmesi, Allah'a tevekkül etmesi, Allah'a güvenip dayanması ve tek dost ve vekil olarak Allah'ı edinmesi gerekir. İnşallah. İnşallah.